Kafede bir şeyler atıştıralım mı? Fazla durmayız. Tamam. Benim bunu açmam lazım. Sen geç, ben geliyorum. Tamam. Hey kuzen, ne yapacaksın? Aslı'yla mı buluşacaksın? Hayır, bir planımız yok. Ne oldu, bir sorun mu var? Evet. Yani haklı olarak üzgünme geldim. Normal. Kızın hayatı birden allak bullak oldu. Benim için de kolay değil. Eve girmek istemiyorum. Hele annemi tanıyamıyorum diye. Yani kimle birlikte olduğumu seçmek... Önemli olan benim mutluluğum değil mi Volkan? Öyle de... Annen aslında sana iyi gelmeyeceğini düşünüyor. Çağla mı iyiymiş? Konu iyilik falan değil ki Volkan. Tamamen maddiyat. Aslı varlıklı bir ailenin kızı olsaydı... annem hiç böyle bir tepki vermeyecekti bile. İşte bunu bilmek hem beni üzüyor... hem de ailemden soğumama sebep oluyor. Böyle konuşmamı bırak. İçimden geçenler bunlar. Neyse ya. Gel kantine bir şeyler içelim. Hem orada konuşuruz. Tamam. Evsiz barksız kaldınız. Yazık. Çok üzücü. Bir aşk uğruna değer miydi hiç? Ha bak ne diyeceğim. Biz artık Volkanlar'da yaşıyoruz. Eğer istersen anneni de hizmetçi olarak aldırabiliriz. Ha tabii Volkan'ı da baştan çıkarmayacaksan. Sen artık çok oldun abla. Rahat bırak beni. Bırak o kızı ve hemen defolup git buradan. Seni gebertirim. Elinden gelen buysa işin birazcık zor. İkiniz de Aslı'dan uzak duracaksınız. Anlıyor musun beni? Sen de dua et kızsın. Yoksa sana da yapacağım bilek. Aslı iyi misin? İyiyim, sağ ol. Ya o iki salan senin ne işi ne? Erkek arkadaşımın eski sevgilisi. Onun yanındaki de onun yeni erkek arkadaşı mı? Hayır, o da buranın düşmanı işte. Aşkım. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Çok özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Banu. İyi ki o an yanımdaydın. Çok sağ ol. Sorun değil. Yalnız o kızı bir daha görürsem bu sefer affetmem. Ya böyle tiplere ciddi alerjim var. Gerçi sen de fena sayılmazdın. Niye tokatladın kızı? Hak etti ama. Neyse ben derse gidiyorum. Görüşürüz. Ben de geliyorum. Konuşmamız lazım. Ben de kaçtım o zaman. Haberleşiriz. Tamam. Aslı, biraz konuşabilir miyiz? Olmaz Burak. Dersi kaçırmak istemiyorum. Aslı! Biraz daha iyi misin? Evet, sağ ol. Biraz konuşabilir miyiz? Olmaz Burak. Tamam, beraber gidelim. İstemiyorum Burak.
Aslı. Burak, bırak kolumu. Bu mu yani? Bu kadar kolay mı? Benim için de kolay değil. Ama ikimiz için de en doğrusu bu. Kime göre? Benim için tek bir doğru var. O da sensin. Ya beni ne kadar değiştirdiğini, senin ne kadar değiştiğimi görmüyor musun? Ya ben senin sayende bambaşka biri oldum. Ve çok mutluyum. Benim için tek doğru olan şey de bu. Bana söz verdin Aslı. Ne olursa olsun yanımda olacağına dair bana söz verdin. İlk öpüşmemizi hatırlıyor musun? Öncesinde sana söylediğimi, beni tekrar masallara inandırma, tutamayacağın sözler verme demiştin. Ben de karşıma ne çıkarsa çıksın, tüm dünya üzerime de gelse sana bunları söylemeye devam edeceğimi söyledim. Lütfen Aslı, bizi kaybetme. Ben seni çok seviyorum ve seni asla bırakmayacağım. Bu o kadar basit değil bu. Asla bırakmayacağım Aslı. Ailemle, annenle ne kadar ciddi olduğumu görecekler. Çağla. Şu köpeğine sahip çık. Yoksa kardeşim falan dinleme. İkinizi de çok kötü yapıyorum. Sen de anladın değil mi? Son uyarı. Bunların arasında senin durumun ne? Burak kuzenim. Çağla da babamın yeni eşinin kızı. Yani Aslı'nın tokat attığı kız senin üvey kardeşin. Aslı'nın sevgilisi de kuzenin. Hı hı. Biraz karışık ya. Gani de Burak'tan dolayı benim de düşmanım sayılır. Ha, anladım. Sen Aslı'yı nereden tanıyorsun? Aynı sınıftayız biz onunla. İlk gün arkadaş olduk. Kafama göre bir kız. Aslı iyidir ya. Ama okulda kızı rahat bırakmıyorlar. O yüzden biraz dikkatli olun. Merak etme. Tırnak törpümün yanından hiç ayırmıyorum. Bugün takip eden kimse yok. Neyse, sonra görüşürüz o zaman. Cesaret ettiğine inanamıyorum Başak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kanka, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber Burak? Sen de kötüsün değil mi? Evet. Yani olanları duymuşsunuzdur. Aslı benden ayrıldı. Buna mecbur kaldı Burak. Emel teyze çok gururlu bir kadındır. Olanları kabullenmesi çok zor. Yani ailenden hiç hak etmediği bir sürü şey duydu. İşte Aslı bu olacakları tahmin ettiği için seni uyarmıştı. O yüzden senden uzak kalmaya çalışmıştı. Ben Aslı'ya aşığım Gonca. Yani bendeki gelip geçici bir heves değil ki. Ya kanka, bunu kanıtlaman lazım işte insanlara. Nasıl kanıtlayacaksın? Emel teyzeyi ciddiyetime inandırsam bizi affeder mi acaba? Denemeye değer. De bunu nasıl yapacaksın? Aslı'ya evlenme teklif ederek. Ne? Ne? Evlenme teklifi? Evlen, nasıl yani evlenme? Bayağı bir evlendim. Bayağı tek taşlı yani. Ama bugün evlen yarın. Öyle mi? Ama böyle arada nişan yok, istemeyi yok. Bunlar olmazsa olmaz bizim. O zaman düğün yapacaksın. Herhalde düğün olacak. Düğün olmadan evlenmez çünkü bence öyle. Bunların hepsi olacak. Bunlar çok zaman ister. Ya arkadaşlar, tamam sakin olun. Önce ben bir teklif edeyim. Aslı kabul etsin. Gerisini sonra konuşuruz. Kanka eder ya, niye etmesin ki yani? Eder sonuçta. Her genç kızın böyle hayalidir evlenmek. Ciddi söylüyorum. Hele de senin gibi bir insan. Eder. Vallahi eder. Sen evlenme teklifi et, ben kabul ederim ya. Yani öyle yani. Kız olsam ederim yani öyle. Aslı kesin kabul edecektir. Bir dakika. Ben bir şey anlamadım. Ne yani, benim arkadaşım hazır asker mi? Yani bir dakika, belki bir kabul etmeyecek, belki bir bekleyeyim diyecek. Bir şeyler düşünecek.
Ne? Nasıl yani Gonca? Yani kabul etmeyebilir mi? Sen ne diyorsun Gonca ya? Evet hayatım, ne diyorsun sen ya? Yani kabul etmeyebilir mi? Olur mu canım öyle şey? Eder, kabul eder ya. Kabul etmez demiyorum. Yani belki kız panikleyecek. Belki annem kabul etmeden asla evlenemem diyecek. Yani bir sürü şey var. Sıcağına sıcağına bu kadar acil hareket etmemek lazım gibi geliyor bana. E tamam işte. Ben de sıcağı sıcağına konuşayım, teklif edeyim istiyorum. İster bizimkiler, ister Aslı'nın annesi kabul etsin ya da etmesin. Ben Aslı ile evlenmek istiyorum, tamam mı? Hem herkes benim ne kadar Aslı konusunda ciddi olduğumu görecek. Aynen öyle. Peki kanka bir şey diyeceğim. Bizden ne istiyorsun mesela? Biz nasıl yardımcı olabiliriz? Gonca, sen de varsın değil mi? Varım be. Heh, süper. O zaman teklif için pastanenin mutfağı olsun diye düşündüm. Hem buraya gelirken şüphelenmez, hem de burası hepimizin en özel yeri. Doğru. Vallahi mutfak olur. Ama mum olacak mı mesela? Mum ya, olmalı, balon var. Romantik bir ortam. Böyle evlenme teklifi deyince benim aklıma mum geliyor. Tamam, mum olmalı lazım. Tamam arkadaşlar. Tamam. Bir sakin olun. Bir nefes alın. Anlaşıldı, yapacak çok işimiz var. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Ne zaman evlenme teklif etmeyi düşünüyorsun? Bu akşam. Bu akşam. Evet, bu akşam sen Aslı'yı arayacaksın ve çok acil bir sipariş geldiğini söyleyeceksin, tamam mı? Şey de, sabaha kadar yetişmesi lazım de. Çok acil de, evet. Aynen. Tamam. Pasta? Pasta da olsun. Pasta da olacak, pasta. Pasta olmalı. Pasta yaparız tabii, koskoca pastaneyiz. Ama bence romantik müzikler de çok önemli. Biz onları da ayarlayalım, fondan çalsın. Ha, acaba pasta, ama bak şimdi pasta neyle olacak? Bu önemli çünkü, bunlar hep önemli. Yani neyle olması bir kenara, önce bence kalple olsun. Ay Şükran. Vallahi nereden çıktın sen böyle? Doktora gideceğim diye Selda Hanım'dan izin istedim. Vallahi şaşırdım seni görünce. Halil yok mu? O burada kalmıyor zaten. Bir akrabasında kalıyor. Ara sıra bir ihtiyacınız var mı diye geliyor. İyi yapıyor. Onun hakkını nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. O eminim çok büyük bir keyifle sizi ağırlıyordur burada. Olanlardan sonra çok merak ettim sizi. İçim içimi yedi. Ama çok da mahcup hissettim kendimi. Yani seni arayıp ne diyeceğimi bilemedim Emel. Ben seni biliyorum Şükran. Her şey olacağına varıyor. Kaderde bu da varmış. Ama Allah'ın izniyle bunu da atlatacağız. Aslı çalıştığı pastaneden avans aldı. Bugün ev bakacak. Ay çok sevindim. Hadi inşallah. Bir de iş teklifi aldı. Ben de bir iş bulursam kurarız düzenimizi. Peki o konuyu ne yaptınız? Yani sen ilişkilerini... Kabullendin mi? Ne düşünüyorsun? Yok. O iş yanlış. Olmaz. Senin de dediğin gibi davul bile dengi dengine Şükran. Çok doğru söylemişsin. Gerçi ben izin versem o kadın izin vermez. Üzer, ezer kızımı. Burak Bey'in de niyeti belli. Haklısın Emel'ciğim. Ben bu konuyu Aslı'yla çok konuştum. Ama dinlemedi. Sonunda üzülen yine o oldu. Siz oldunuz. Ama bu sefer bana söz verdi. Bir daha hiç görüşmeyecek. İnşallah sözünde durur. Duracak. Ben inanıyorum. Çünkü çok üzüldüğümü gördü. Beni bir daha bu kadar üzmeyi göze alamaz. Ah Emel'cim ya. Ne diyeyim? İnşallah her şey istediğiniz gibi olur. İnşallah. Kahve yapayım mı? Hadi yap. Sadeydi değil mi? Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben bir yüzük almak istiyordum. Tabii ki. Tek taş mı, alyans mı düşünüyordunuz? Tek taş. Yüzüklerimiz bunlar. Sizin aklınızda bir şey var mıydı? Yani ilk defa böyle bir şey yapıyorum. O yüzden bilemedim. O zaman şöyle sorayım. Müstakbel eşiniz büyük ve gösterişli bir yüzükten mi hoşlanır? Yoksa sade ve zarif mi? Kesinlikle sade ve zarif olmalı. O zaman size önereceğim müziklerimiz bunlar. Kesinlikle bu. Gayet iyi bir seçim. En güzel yüzüklerimizden bir tanesidir. Gerçekten çok zevklisiniz. Efendim baba. Merhaba Burak. Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Eve kadar gelir misin lütfen? Tamam, geliyorum. Benim de seninle konuşmam gereken önemli bir konu var.
Ya Burak'la konuşabildin mi? Ay çok merak ediyorum. Aklım hep onda. Evet konuştum. Birazdan eve gelecek. Ay iyi bari. Nihat? Nihat sen iyi misin? Hiç iyi değilim Selda. Şuraya bak. Sen haklıymışsın. Nihat, bu fotoğraflar... İnanmıyorum. Yani ben de inanmakta güçlük çekiyorum ama her şey de apaçık ortada işte. Yapacak bir şey yok. Yani bu yılan bize karşı Aslı ile işbirliği yapmış. Yani ne zaman kandırdı, nasıl kandırdı bilmiyorum hiç. Belki de her şey baştan planlıydı. Ya olabilir. Artık her şeyi herkesten bekler hale geldi. Nihat, ne yapacağız? Burak'a nasıl bir oyun içerisinde olduğunu anlatmam lazım. Nihat, oğlumuzu kurtaralım onlardan. Tamam canım, merak etme. Oğlumuza güven sen. Sence de pasta böyle kalpli olmasın mı? Ya sonuçta evlenme teklifi bu. Hem de çikolatalı. Aşkım bir şey soracağım. Pastayı biz mi yapacağız? Yok, biz ne yapacağız? Erdem koskoca pastaneyiz, herhalde biz yapacağız. Kıza kendi pastasını yaptıracak halimiz yok herhalde. Doğru, yaparız tabii, yap. Aslı, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin canım benim. Gel canım, bak. Ya Gonca, şu sitedeki evlere bakalım mı? Bakalım tabii canım. Ben zaten birkaç tane işaretlemiştim sana göstermek için. Bak, mesela şu. Çok pahalı ya. Evet, bu ev güzel ama biraz pahalı. Bu aralar hep böyle kiralar. Şuna baksana bir de. Ya aslında bu ev fena değil ama çok küçük be. Size yetmez. Ya öyle diyorsun ama pastaneye yakın olsun istiyorum. Bir de yol parasını vereceğim. Zaten kiralar çok pahalı. E burası öyle. Dur bakalım, biraz daha bakalım yani. Şu. Baba, merhaba. Merhaba Burak. Nasılsın? İyiyim. Gel otursana şöyle. Baba, ben gerçekten çok üzgünüm. Yani ne seni ne de annemi kırmak ya da üzmek gibi bir niyetim yoktu. Ne benim, ne de Aslı'nın. Biliyorum oğlum. Ben de zaten seninle bunu konuşmak istiyordum. Aslı'yla ne kadar zamandır birliktesiniz? Zannettiğin gibi değil baba. Biz Aslı'yla bizim evde tanışıp sevgili olmadık. Bizim müştemilatta kalmaya başladıktan sonra sevgili olduk. Ama biz birbirimizi yaz başından beri, hatta Bodrum'a gitmeden önceden beri tanıyoruz. Onun işinden kovulmasına sebep oldum. Onun işinden kovulmasına mı sebep oldun? Nasıl yani? Ufak bir kazaydı diyelim. Sonra Bodrum'daki otelde karşılaştık. Oradaki işinden de kovulmasına sebep oldum. Bu sırada annesi bizim evde çalışmaya başlamış. İstanbul'a döndük. Aslı'yı bizim evde buldum. Yani şaka gibiydi. Kafamı nereye çevirsem Aslı'yla burun buruna geliyordum. İşte bunların arasında bir yerde ona aşık oldum. Peki Burak, emin misin? Yani ona karşı hissettiklerinden emin misin oğlum? Yani Aslı o kadar farklı bir çevreden geliyor ki... belki ondaki farklılığa böyle bir kapılmış olabilirsin. Hı? Hayır. Aslı benim tanıdığım hiçbir kıza benzemiyor. Doğru. Ama bu benim için gelip geçici bir heves değil baba. Ben ona gerçekten çok aşığım. Bak baba. Ben Aslı'yı bu ilişkiye inandırıncaya kadar göbeğim çatladı. Ve
Şimdi o bu ilişkiye inanıyorken tekrardan en başa dönemem. Taktik bile aynı. Ne taktiği? Aslı benim için çok önemli baba. Yani beni ne kadar değiştirdiğini görmüyor musunuz? Aslı'nın beni ne kadar çok değiştirdiğini. Baba. Ben Aslı'yla evlenmek istiyorum. Burak. Yani eğer zannettiğin gibi bir insan olmadığını anlarsan yine de evlenmek isteyecek misin? Ne demek bu? Bak şu fotoğraflara. Oradaki o esmer kadın kim? Başak, değil mi? Başak. Başak'la Aslı işbirliği içerisinde. Nasıl ki Başak geçmişte Sinan'la evlenmeyi başardıysa, bugün Aslı aynı taktiklerle seninle evlenmeye çalışıyor. Tek dertleri var, o da para. Bu imkansız. Aslı'nın cebinde tek kuruş parası olmadığında bile yakını çıkartmayan bir kız. Oğlum zaten taktik dediğim bu ya. Sen demedin mi bana her yerde karşıma çıkıyordu diye? Bodrum'da, evde, orada, burada, şurada. Yani bu ne tesadüf ya? Yıllardır hiç ortalıkta gözükmeyen Başak, sen Aslı'yla beraber olmaya başladıktan sonra birdenbire karşımıza dikiliverdi. Bak sen. Yok. Yani bunun mantıklı bir açıklaması vardır baba. Aslı'nın yengemle işbirliği içinde olması imkansız. Ben Başak'ın ne kadar yılan bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Ve ben sana söylüyorum ki bu kadın çok tehlikeli. Ve maalesef, Aslı onun maşası. İyi de bunun benimle ne alakası var ki? Bana niye böyle bir şey yapsın? Ne alakası var? Çünkü sen benim oğlumsun. Ben geçmişte Başak'ın gerçek yüzünü ortaya çıkartan kişiyim. Ve yıllarca aslında Başak'ın Sinan'a hiçbir şekilde layık olmadığını söyleyen insan. Senin üzerinden benden intikam almaya çalışıyor. Bu kadar basit. Yok, sen yanılıyorsun baba. Yani ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum ama yanılıyorsun. Aslı böyle bir şey yapmaz. Ama ben sana bunu ispat edeceğim. Göreceksin. Ben kiralık ev için aramıştım. Tutuldu mu? Peki bu civarda başka bir ev var mı acaba elinizde? Tamam, teşekkürler. Tutulmuş. Of ya, şansa bak. Hepsini de aradık. Ya belki gözümüzden kaçan bir şey vardır. Şu. Merhaba. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, dalmışız. Siz ev mi bakıyorsunuz? Evet, annemle taşınacağız da. Ah, bu civarlarda bir arkadaşımın evi var. Kiralamak istiyordu. Gerçekten mi? Evet, isterseniz ben bir arayayım mı onu sorayım. Çok iyi olur. Tamam peki, bir dakika. İnşallah Gonca. Ya Aslı, ne şanslısın ha. Yine dört ayak üstüne düştün. Ay Erdem, oradan laf atıyorsun ya. Maşallah desene. Maşallah. Ev hala duruyor. Ay süper. İsterseniz hemen gidip bakabiliriz. Çok iyi. Tamam, montumu giyeyim. Tamam. Ben haber veririm. Hadi güle güle. Hadi bol şans.
olamaz. Babam haklı olamaz. Güzel bir eve benziyor. Bakalım içinde beğenecek misin? Emin. Hadi o zaman. İçini de dışı kadar çok sevdim. Bayıldım. Beğenmene çok sevindim Aslı'cığım. Tutuyorsun o zaman. Evet, tutuyorum. Kapora, ev sahibi sizin arkadaşınız yani. Belki bu parayı siz verirseniz. Çünkü ben bu evi kaçırmak istemiyorum. Sen bu evi beğendiğini söyledikten sonra bu ev zaten senin. Bundan sonra kalan prosedürü ev sahibiyle kolayca halledeceğinizi umuyorum. Al bunu. Peki. Aslı'cığım, kendini garanti altına almalısın. Bu da parayı bankayla yollamakla olur. Verdiğiniz desteğe çok minnettarım. Gerçekten size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Aslı'cığım, sen bana gençliğimi hatırlatıyorsun. Yaptığım bu yardımları da geçmişte yaşadığım şeyler yüzünden yapıyorum. Sebebi ne olursa olsun hakkınızı ödeyemem. Verdiğiniz bütün işleri canla başla yapacağım, emin olabilirsiniz. Bundan hiç şüphem yok zaten. Allah kahretsin. Ne konuştuklarını duymam lazım. Şimdi iş dünyası öyle erkekler gibidir. Ne kadar çok verirsen o kadar az alırsın. Ne kadar az verirsen o kadar çok. Erkek arkadaşından yola çık mesela. Erkekler zordur. En kolay görüneni bile zordur. Odaklanmak ister, hırs ister, inat ister. Ama tek bir kural vardır ki o da akıllı olacaksın. Aldığın kararın hep peşinden gideceksin ve kararlı olacaksın. Bir de üstüne düştün mü tamamdır, değil mi? Hoş, ben bir iki kere ilişkimde üstüne düştüm ama bunların hiçbirini yaşamamış sayıyorum. Thank you.
Goncam nasıl? Çok güzel oldu değil mi? Ya çok güzel oldu. Aslı da bayılacak. Ya vay be kankama bak. Yani resmen evlenme teklifi ediyor ha. Büyük aşk. Bizimki de büyük aşk. Dur bakalım. Artık Aslı'yı aramamız lazım. Ama Burak yok ortada. Hayatım yoldadır, geliyordur. Sen ara Aslı'yı ya. Öyle mi diyorsun? Hı. Ya Erdem, yüzüğü almıştır herhalde Burak değil mi? Ya almıştır tabii hayatım ya. Yüzüksüz evlenme teklifi mi olur? Kesin almıştır. Yok. Yüzüksüz evlenme teklifi olmaz bir kere. Ay ben çok heyecan yaptım. Tamam hadi sakin ol, ara ara. Tamam. Annem de bu eve bayılacak. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim Aslı'cığım. Siz bu taşınma telaşını atlattıktan sonra hemen çalışmaya başlarız. Birlikte çok güzel işler yapacağız. İnşallah. Çok pardon. Efendim Gonca. Aslı'cığım ne yaptınız? Hallettiniz mi? İyi, şimdi evi gezdim. Ay ev çok güzel. Kirası da çok uygun. Yarın kontrat için görüşeceğiz. Çok sevindim canım. Aslı. Ya biz bir sipariş aldık. Ama yarına kadar bitmesi gerekiyormuş. Çok acil. Sen Emel teyzen izin alabilir misin? Bu gece bitiririz. Tamam, ben şimdi annemi arayıp izin alayım o zaman. Tamam, görüşürüz. Bir pasta siparişi almışız da. Senin önün çok açık Aslı'cığım. Daha çok siparişler alacaksın. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Ben bir annemden izin alayım. Tamam. Alo, anne. Ya sana bir şey soracaktım. Tamam mı? Ama Burak yok. Geç kalacak mı acaba? Aradık da kızı şimdi. Ya hayatım yoldadır, geliyordur dedim ya. Hayatım sen ara, ara. Burak'ı da ara, için rahat etmeyecek yoksa. Ara hadi. Efendim? Burak, biz şimdi Aslı'yı aradık. Annesinden izin alıyor. Sen ne yapıyorsun? Yoldasın herhalde değil mi? Program iptal oldu. Beni beklemeyin. Ama Burak nasıl... Burak? Ne oldu hayatım? Kapattı. Gelmiyormuş. Nasıl? Niye ya? Nasıl gelmiyor? Bilmiyorum. Ses çok kötü geliyordu. Program iptal oldu dedi. Yok, kesin ciddi bir şey olmuştur. Yoksa kesin gelir ya. Niye gelmesin? Ne olabilir ki Erdem? Cidden baksana, konuşamamış yani. Kesin ailesiyle ilgili falan bir şey yani. Öyle mi diyorsun? Ha. Ya of, kesin öyle. Ne yapacağız şimdi biz bunlarla? Of, çok da güzel oldu her şey. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. O zaman şunları toplayalım, eski haline getirelim bari. Tamam tamam, sen canını sıkma, yine yaparız. Şey diyeceğim, Aslı'ya ara da haber ver, gelmesin boşuna kız. Ara Aslı'ya. Evet ya, of. Efendim Gonca. Aslı'cığım, sipariş iptal oldu. Sen gelme boşuna, olur mu? Neden ki? Tamam, ben pastaneye gelmeyeyim o zaman boşu boşuna. Eve geçerim. Görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Program değişti sanırım. Evet. Ne tarafa gideceksen ben bırakayım seni. Yok, zahmet etmeyin. Canım, hiç olur mu öyle şey? Ne tarafa? Çok teşekkürler. Aslı! Burak!
Lan ne yapıyorsun sen ya? Sessiz olsana. Aslı. Aslı, sen beni bırakıp niye Volkan'la gittin? Ya Burak yalvarırım sessiz ol. Olmayacağım. Hem sen eğlencene geri dönsene ya. Artık bu saate kadar kimle eğlendiysen. Sen kıskandın beni. Ya ben seni ne kıskanacağım ya? Şaşırdın herhalde. Tamam. Aslı, çok seviyorum be. Burak, bak yalvarırım gir içeri ne olursun. Bir gören olacak ya. Tamam. İzin ver, içeri gireyim. Burak, leş gibi kokuyorsun, saçma. Bana nasıl yaparsın? Nasıl? Yalan mıydı her şey? Yalan mıydı? Burak. Oğlum neyin var senin? İyi misin? Neyin var? Baba. Baba ben Aslı'yı çok seviyorum. Bunu bana nasıl yaptı baba? Neden? O kadınla nasıl işbirliği yaptı? Tamam oğlum. Sen üzülme. Lütfen. Olur mu? Yok baba. Ben bunu kendime yediremiyorum. Yani onun için sizi bile karşıma aldım. Kaç yıllık ilişkimi tek kalemde sildim. Bambaşka biri oldum baba. Onun her şeyi yalanmış. Nefret ediyorum ondan baba. Nefret. Geçecek oğlum. Geçecek. Aşkın da geçecek, nefretin de geçecek. Her şey geçecek. Hadi merak etme sen. Hı? Yok baba. Aşkın geçebilir. Ama nefretin asla. Peşini bırakmayacağım. Yaptığın hesabını vereceksin. Aslı! Hadi kızım, kahvaltı hazır. Yok anne, ben yemeyeceğim bir şey. Pastanede yerim. İyi o zaman. Hadi çıktım ben.
Ay Nihat'cığım. Ne yapmayıp bu hisseleri bu kadından almalısın. O Başak'tan. Elçin dönünce ne olacak? Kız çıldıracak. Sinan'la huzurları kalmaz ki. Benim anlamadığım bu hisseleri alıp ne yapacak bu kadın? Gerçekten. Ne yapacak değil mi? Sen de söylüyorsun işte. Bence kesinlikle hisseleri ondan geri alacağımızı biliyor. Parasını katlayacak. Başka ne olabilir ki? Ay bu kadın şeytana bile pabucunu ters giydirir. Gerçekten öyle. Ama ona çok iyi bir teklifim var. Kabul edeceğine eminim. İnşallah hayatım. Evet. Ak kalkıyor musun canım? Ben bir an önce gideyim, konuşayım olur mu? Tamam canım. Ama Nihat'cığım ne olur beni haberdar et olur mu? Unutma. Merak etme. Haber vereceğim sana. Günaydın Aslı. Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Okula gitmeyecek misin? Yok. Başak Hanım'la şu ev işlerini halledeceğiz. Üzüntüden hiçbir işimi halledemedim ki. Ben sana yardım ederim canım. İyi olur vallahi. Nasılsın peki? Nasıl olabilirim ki? Ya biz çok mutluyduk. Ne oldu bize böyle birdenbire? Bilmiyorum Gonca. Hiç bitmeyecek bir rüyadan bir anda uyanmış gibiyim. Yerde miyim, gökte miyim belli değil. Tek hissettiğim şey acı. Burak'ı çok özlüyorum. Burak'ı bir daha görmeyecek misin gerçekten? Görüşemem. Anneme söz verdim Gonca. Bu olanlardan sonra annem o kadar üzüldü ki. Kaç yaşında kadın? Ne kadar gururlu olduğunu sen de biliyorsun. Ancak Burak ailesini ikna edip annemden özür diletirse belki annem yumuşar. Bu da çok zor. Ayrılmamız en doğrusu. Canım benim ya. Dum, da-da, dum, da-da.